İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın açıklaması. Tayvaklar, Yerevan'ın önerisine tam desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Batı Ermenistan'ın evlatları George Dökmecihan, Büyük Ardaşes'in karısı Kraliçe Satinik'in resminin yer aldığı 1915 tarihli Kıbrıs kartpostalı. İzmir'de orman yangınları yerleşim yerlerine yaklaştı. İran Büyükelçisi, Doğu Ermenistan ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini amaçlayan siyasi kararlılığına vurgu yaptı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Westen Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü Armine Sahakyan'ın haftalık basın açıklaması 17 Ağustos'ta gerçekleşti. Sözcü şu konulara değindi. Sevr Antlaşması'nın 104. yıl dönümüne adanan ve hafızalarda kalacak bir Zoom toplantısında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan konuşmasında Sevr Antlaşması'nın Ermeni halkının adil haklarının geri alınması için ana temeli oluşturduğunu ifade etti. Ulusal Konsey Başkanı Abrahamyan ayrıca Ermenilerin haklarının uygulanmasını ve hayata geçirilmesini asla unutmamalı gerektiğini vurguladı. Sözcü konuşmasında yerli hakların haklarına ilişkin bilirkişi mekanizmasının 17. oturumu kapsamında Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmasının sunulduğu Batı Ermenistan'ın haftalık gazetesi Western Armenia'nın yeni sayısına değindi. Dergide ayrıca yerli halkların haklarına ilişkinin bilir kişi mekanizmasının hazırlık toplantısına ilişkin çalışmalarda bulunan Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lydia Margosyan'ın konuşmasına da yer veriliyor. Avrupa Birliği Özel Temsilcisi Tayvakılar kendi X Mikrobulagında şunları yazdı: Yerevan'ın ateşkes ihlali iddialarını soruşturmak için ikili bir mekanizma oluşturma önerisine tam desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Doğu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan mevzileri yönünde ateş açtığı yönünde yanlış bilgi yaydığını, Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın ise Ermeni tarafının ateşkes rejiminin ihlali vakalarının soruşturulması için ikili mekanizma oluşturma önerisini hatırlatarak yanlış bilgiyi yalanladığını hatırlatalım. Özgürlüğe insan haklarına ve sivil haklara saygı ilkelerimize uygun bir politikanın benimsenmesinin ve yürütülmesinin ülkemizin çıkarına olduğuna inanıyorum. Kaliforniya eyaletinin eski valisi George Dökmecihan, 1983'ten 1991'e kadar Kaliforniya valisi olarak görev yaptı ve bu görevi üstlenen ilk Ermeni kökenli kişi oldu. Dökmecihan aktif olarak suça karşı mücadele etti ve insan haklarıyla ilgili konularla ilgilendi. İzmir'de orman yangınları söndürülemiyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine yaklaştılar. Birçok yerden insanlar tahliye ediliyor. Yangın nedeniyle şehir tamamen dumanla kaplandı. Yangın şehir hastanesinin duvarlarına da sıçradı denildi. İran Turist ve Otomobil Kulübü ile Doğu Ermenistan Otomobil Federasyonu arasında işbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı. Etkinlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi de hazır bulundu. Anlaşmayı İran Turizm ve Otomobil Kulübü İcra Direktörü Muhammed Hüseyin Sufi ile Doğu Ermenistan Otomobil Federasyonu Başkanı Arsen Manukyan imzaladı. İran'ın Doğu Ermenistan Büyükelçiliğine göre bu anlaşmanın temel amacı Ermeni vatandaşların özel araçlarla İran'a girmesini kolaylaştırmak ve geçiş karnesi olan karne de pasaj verilmesini sağlamak. Bu antlaşmanın imzalanması iki ülke arasındaki turizm ve ulaşım ilişkilerinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olup Ermeni vatandaşların turistik gezilerinin artmasına ve İran İslam Cumhuriyeti ile Doğu Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilir. İmza töreninde İran İslam Cumhuriyeti'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, Doğu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İslam devriminin dini lideri arasındaki görüşmeye değinerek Doğu Ermenistan ile ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine yönelik siyasi kararlılığa vurgu yaptı. Satenik, Alanlar Kralı'nın kızı. Ermeni Kralı 1. Ardaşes'in ilk eşi birinci Ardavast ve birinci Dikran'ın annesidir. Ermenistan'da genel olarak Vibasank destanı ve 5. yüzyıl Ermeni tarihçi Mose Horenatsi sayesinde tanındı. Ama aynı zamanda Kuzey Kafkasya efsanelerinin de sevilen kahramanıdır. Horenatsi alanların Ermenistan'a Ardaşes döneminde girdiğini yazmıştır. Ermeniler savaşta onları mağlup ederek alan şehzadesini esir aldılar alanlar geri çekilip Kur'un kuzey kıyısında konumlanırken Ardaşes ise güney kıyısında kamp kurdu. Alan prensesi Satenik, Ermeni kralı Ardaşes'e yaptığı konuşmada kardeşini teslim etmesini istedi. Çünkü iki cesur halk arasına ebedi düşmanlık ekmek asil kahramanlığa yakışmazdı. Prensesin bilge sözlerini duyan Ardaşes ona aşık oldu ve atından atlayarak nehri yüzerek prensesi kampına götürdü. Daha sonra tarihçi Horenatsi Ardaşes ile Satinik'in düğününü anlattı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Westin Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestin Armenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.